Haber Özel'den merhaba. Yeni programda konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Kamalak. Sayın Kamalak Ankara stüdyomuzda bizi bekliyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Mahir Beyciğim. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Evet sıcak bir gündemden geçiyoruz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Başbakan Sayın Erdoğan az önce ki haber bültenimizde de vardı. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'la ilgili olarak bir ifadede bulundu. Muharrem Yılmaz bu gergin atmosferde böylesi baskı ortamında yabancı sermaye Türkiye'ye gelmez dedi. Buna karşılık Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki bu ülkeye ihanettir. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz bu ifadeyi? Vatana ihanet suçlamasını. Efendim teşekkür ediyorum. Eskilerin bir sözü var. Derler ki kırk düşün bir konuş. Devlet adamı mevkiinde olanların sanıyorum 40 düşünüp bir konuşması değil, bin düşünüp bir konuşması icap eder. Dolayısıyla Sayın Başbakanımızın böyle konuşmasını kabul etmek mümkün değildir. Vatan hainliğiyle suçlamak hiçbir vatandaşımız için Kabul edilecek bir ifade değildir diye düşünüyorum. Sayın Başbakanımız bilemiyorum. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi ama herkesi vatan hainliği ile suçlamaktadır. Mesela gezi olaylarına katılanlar vatan hainidir. Efendim 17 Aralık operasyonunu başlatan vatan hainidir. Operasyonu yöneten Cumhuriyet Savcısı vatan hainidir. Operasyona e yön veren veya gerçekleştiren emniyet mensupları vatan hainidir. Bir kısım hakimlerimiz vatan haini, savcılarımız vatan haini, falan kuruluşun başkanı vatan haini, falan kuruluşun başkanı vatan haini. Bunlar kabul edilemez bir durumdur. Sayın başbakanımıza ortalığı germek değil, ortalığı yatıştırmak düşer. İnsanları sükûnete davet etmek düşer. Kısacası bin düşünüp ancak ve ancak o da icap ediyorsa bir konuşması gerekir diye düşünüyorum. Peki Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha önce de siz de hatırlattınız başka yerlerde de benzer ifadeler kullandığını anlattınız örnekler verdiniz. Siz bir hukukçusunuz vatana ihanet suçlaması bu kadar kolay kullanılabilecek bir argüman mıdır? Efendim şu, hukukçuluğumuzu öne çıkardınız ben şunu arz edeyim. Mesela bir Cumhuriyet Savcısı'na cinayetle ilgili bir ihbar gelse, e, bu Cumhuriyet Savcımız olayları inceler, adli kolluk kuvvetlerini harekete geçirir, iddia doğru ise delilleri topladıktan sonra bir iddianame hazırlar. İddianame bir suç belgesi değil, suçlama belgesidir. Eğer yeterince, Delil yoksa e, kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Yeterli delil varsa önemli ölçüde iddianameyi hazırlar, mahkemeye sunar. Kendisi karar vermez. Mahkeme iddianameyi kabul edinceye kadar suçlanan kişi suçun ne kadar ağır olursa olsun şüpheli konumundadır. Sanık bile değil. Mahkeme 15 gün içerisinde kendisine arz edilmiş olan iddianameyi inceleyip kabulü veya reddi noktasında karar verme mecburiyetindedir. Eğer mahkeme iddianameyi kabul etmeyecek olursa duruma göre cumhuriyet savcısı yeni iddianame hazırlayacaktır. İddianameyi kabul ederse mahkeme kabul ettiği andan itibaren fail sanık durumundadır henüz mahkum değildir. Sanık. Yani eski ifadesiyle maznun durumunda. Ne zamana kadar? Yerel mahkeme heyet halinde kararını verir. Yargıtay da onaylarsa ancak o zaman bu fail hükümlü durumuna geçer. Buraya kadar vatan haini de olsa, casuslukla da suçlansa, bu noktaya kadar anayasamızın 15. maddesinin son cümlesine ve 38. maddesine göre beraati zimmet asıldır. Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Peki bu tür suçlamaları bu, bu tür suçlamaları yapmak suç mudur? E tabii ki suçtur. Tabii ki suç. E, büyük ihtimalle e, bu e, söze muhatap olan kişiler yargıya başvuracaktır. Manevi tazminat için dava açacaklardır. Bir kimseye vatan haini demek, vatana ihanetle suçlamak öyle sıradan bir şey olmamalı. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı, Sayın Başbakanımız bu ifadeleri asla kullanmamalıdır diye düşünüyorum. Eğer gerçekten vatan hainliği ile suçluyorsa bir kişiyi önce e, Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunması lazım. Delilleriyle beraber. Kamuoyunda tartışarak değil. Çünkü sorumlu soruşturmanın gizliliği asıldır. Bakın 17 Aralık olaylarıyla ilgili olarak Sayın Başbakanımız ferrat ediyor. Nerede kaldı soruşturmanın gizliliği falan diyor. E de kamuoyu nezdinde rastgele vatandaşların en ağır biçimde vatan hainliğiyle suçlanması sindirilir bir şey değil. Kabul edilemez bir durum diye düşünüyorum. Peki yani burada... bu üslup Türkiye'yi geren bir üsluptur. Öyle düşünüyorum. Peki burada siz konuşurken aklıma şöyle bir örnek geldi. Yeniden yargılanma konuşuluyor şu anda darbe sanıkları ile ilgili olarak. Yeniden yargılanma sürecinin konuşulduğu bir atmosferde, hani onlar suçsuz olabilir mi acaba sorularının yöneltildiği bir atmosferde, böylesine vatan haini suçlamaları yapmak bir yandan, Çelişki değil mi? Efendim biraz önce de hatırlatmayı yaptım ya. Hani 17 Aralık operasyonu ile ilgili olarak Cumhuriyet savcıları suçlanıyor, soruşturmanın gizliliği ihlal edildi deniyor. Efendim emniyet mensuplarımız suçlanıyor. Halaç pamuğu gibi. E, oradan oraya sürülüyor. E, medyadan öğrendiğimize, öğrendiğimiz kadarıyla 5000 civarında emniyet mensubumuz e, halaç pamuğu gibi bir depreme tutulmuş gibi. Oradan oraya, oradan oraya sürüldü. Sürüldüler kış ortasında. Suçları ne? Herhalde onlar da vatan haini. Ki tenzih ederim onları tabii. Efendim bunlar e, kabul edilemez şeylerdir. Öbür taraftan şunu da ifade edelim. Yeniden yargılama dediniz de. Yeniden mevcut kanunlara göre e, yeniden yargılamayı yapmak mümkün değildir. Bu kanunları sayın... Başbakanımız çıkarttı, Meclis kabul etti ama e, onun sunduğu kanun tasarılarıdır bunlar. E, dolayısıyla Sayın Başbakanımızın imzasını taşıyan e, ceza muhakemesi kanunumuzun 311. maddesine göre e, içerideki hükümleri tutukları tutuklar yeniden yargılamak mümkün değil. Özellikle Ergenekon e, olayından hüküm giymiş olan kişileri yargılamak mümkün değil. Çünkü 311. madde yeniden yargılamanın hangi hallerde mümkün olabileceğini tahdidi ve tadadi olarak saymıştır. Orada deniliyor ki her şeyden önce mukni, ikna edici, somut bir delilin olması lazım. Bu bir. İkinci olarak bu delille yargılamaya gidildiği takdirde hükümlünün ya beraat etmesi veya cezasının hafifletilmesi sonucunun doğması lazım. Böyle bir durum yok. Böyle bir durum yok. Peki aftan falan bahsi olunuyor. Af da ilan edemezler. Niye? Çünkü af e, suçlulara karşı devletin bir lütfudur. Suçlular için af ilan edilir. Şimdi Sayın Başbakan'ın baş danışmanı Milli Orduya kumpas kuruldu diyor. Yani tuzak kuruldu. Hile ile onlar içeri alındı, yargılandı, masum biçimde diyor içeride tutuluyor. Sayın Başbakan da bunu teyit etti bir bakıma. İçeride masum birçok insan var dedi. E masum insanlar için af ilan edilmez. Onlardan af dilenir. Denir ki, değerli vatandaşım, sevgili kardeşim, sana karşı biz haksızlık ettik. Benim mahiyetimde çalışanlar, benim adamlarım kumpas kurdu, efendim sana tuzak kurdu, en az 5-6 yıl işte zindanlarda kaldın, bundan dolayı senden af diliyorum denir. Ha, dolayısıyla af kanunu da çıkaramazlar. Peki yeniden yargılama nasıl olabilir? Yeni bir kanunla olabilir ancak nasıl olur o? Balyoz davalarında verilen kararlar hükümsüzdür. Bunların oradaki sanıkların, hükümlülerin yeniden yargılanmaları lazımdır biçimde meclisten bir kanun çıktığı takdirde ancak yeniden yargılama o şekilde olur. Ha başka ne olur o zaman? İçerideki bütün e, sanıkların Ergenokon davası ile ilgili olarak hüküm giymiş olan subaylarımızın, az subaylarımızın tahliyesi gerekir. Se serbest bırakılmaları icap eder. Neden? Çünkü elimizde e, Mustafa Balbay Bey'in kararı var. Anayasa Mahkemesi diyor ki Mustafa Balbay Bey ile ilgili kararında yargılamayı zamanında yapmadın diyor. Bu münasebetle hukuk devleti ilkelerini ihlal ettin diyor. Benzer ifadeler. Mustafa Bey, Sayın Balbay 2009 yılında gözaltına alınmıştı. Tutukluluk süresi yani sanıklık müddeti tırnak içinde ifade ediyorum. Uzun sürdüğü için Anayasa Mahkemesi serbest bırakılması yolunda hüküm ihtası eyledi. hüküm vurdu. Ve Mustafa Bey için de 5 5 bin liralık manevi tazminata hükmetti. Şimdi e, balyoz davasından içeride bulunan insanların içeride tutuldukları süreler Mustafa Balbay Bey'in içeride tutulduğu süreden daha fazladır. E, bu durumda e, Anayasa Mahkemesi, Mahkememizin bu ve diğer milletvekilleri için vermiş olduğu karar mucibince o içerideki bütün hükümlülerin tahliye edilmesi gerekir. Yani uzun serbest bir... bırakılması gerekir. Yani uzun Arkadan bir... uzun evet. bir maraton var diyorsunuz yani eğer bu yapılmak istenirse. Türkiye bir kaos yaşıyor. Bakın. Peki burada hukuki bakımından bir kaos yaşıyor Türkiye bu an. Bunu şunu ifade edelim. Ee, bu işin içerisinden hükümet nasıl çıkacak? Doğrusu ben de merak ediyorum. Hani bir fıkra anlatırlar. Suçlu fail suçüstü yakalanmış hırsız olarak. Paraya çalarken falan hırsızlık maddeleri elinde. Soruyorlar konuşacak mısın diyor. Konuş. Konuşmuyorum diye, Niye? Avukatımı bekliyorum diyor. Avukatım konuşsun. İyi ama diyor ya işte suçüstü yakalandın. Avukatın ne konuşacak diye sorunu. Vallahi ben de onu merak ediyorum diyor. Aynen onun gibi. Bu çamurdan nasıl çıkar hükümet? Doğrusu ben de onu merak ediyorum. Efendim, şu an e, genel kurmay başkanları falan yüce divanda yargılanması ile ilgili biliyorsun, mecliste bir e, kanun sundular. İsterseniz oraya geçmeden, içerideki, önce, e, oraya geçmeden önce cümleyi başta, tamamlayayım. Buyur. Cümleyi tamamlayayım. Belki sonra sıraya gelmeyebilir. Bundan içerideki subaylar istifade edemez. Eğer öyle düşünüyorsa istifade edemezler. Çünkü usul kuralıdır. Usul kuralları geçmişe yürümez. Resmi gazetede yayınlandıktan sonraki dönemi kapsar. Ancak ve ancak bundan sonra yargılanacak olan genel kurmay başkanlarımızı yargılar. Onlar istifade eder mi bu düzenleme? Buyursunlar efendim. Şimdi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün vatan haini suçlamasında bulunmuştu. Bugün de şöyle bir ifadede bulundu. Yine onu okumak istiyorum müsaade ederseniz. İstanbul'daki Buyurun. bir törende şöyle dedi. Bu medeniyet öyle bir medeniyettir ki yalancı peygamberleri, sahte velileri, içi boş, kalbi boş, zihni boş, alim müsveddelerini bünyenin virüsü reddettiği gibi reddetmiş ve tarihin çöplüğüne mahkum etmiştir. Bugün de e, bu ifadelerde bulundu. Zihni boş, alim müs müsveddeleri dedi. Başına bir özne koymadan yine böyle bir suçlamada bulundu. Siz bu e, ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kim için yapıldığı belli değil bu ifadelerin. Çünkü kime yönlendirildiği belli değil, kime atfedildiği belli değil. Fakat bir suçlama olduğu ortada. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sözleri? Efendim isim vermese de kanaatimce kimi yahut kimleri suçladığı bellidir. Öyle düşünüyorum. E, Sayın Başbakanımız e, bu tür ifadeleri yazık ki sıkça kullanıyor sık sık kullanıyor geriyor toplumu. Mesela son zamanlarda kullanmış olduğu ifadelerden biri de yeni bir istiklal mücadelesi. İyi de istiklal mücadelesi yani bağımsızlık savaşı düşmana karşı verilir. Türk milleti bu aziz milletimiz kime karşı verecek bu ikinci istiklal mücadelesini? İçe karşı mı? Düşmanımız kim? Karanlığa kurşun sıkmanın manası yok. Düşman kim? Milleti niye geriyoruz? İçeriye karşı mı verilecek? Belirli kişi yahut kurumlara karşı mı verilecek? Yani milleti birbirine mi kırdıracağız? İçeride ise kim bu düşman? Dışarıda ise hedef göster arkadaş. Kiminle mücadele etmem lazım? Dünyanın en büyük ikinci ordusuna sahibiz biz. Bu orduyu kimin üzerine gönderelim? Kim düşman? Bu milletin özgürlüğünü, efendim istiklalini ortadan kaldırmak isteyen dış düşman kim? Bunu bilmek isterim ben bir vatandaş olarak. Kim? Efendim öyle bir düşman yok. Öyle bir düşman yoksa lütfen bu kelimeleri kullanmak suretiyle Toplumu germeyelim. Eğer içeride düşman varsa, bakın, düşmanla savaşılır. Tamam. Arkadaş içeride düşman varsa, ona düşman demek doğru değil. Eğer sık sık kullanıldığı gibi, vatan haini falan varsa, onun üzerine de bu devletin atliyesi vardır, polisi vardır, yargısı vardır. Yargı gitmeli onun üzerine. Ama, Yargı hiçbir zaman kanaatimiz odur ki bu dönemde olduğu kadar sık boğaz edilmedi. Yargı şu an doğru dürüst nefes alamıyor. Tehdit altında. Hatırlayınız. 17 Aralık operasyonundan hemen sonra 21 Aralık'ta Adli e, Kolluk Yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Biz dedik ki yapmayın. Bu Yargıya müdahaledir dedik. Yargı, danıştay, bu yönetmelik önüne geldiği zaman en kısa zamanda iptal edeceğini düşünüyorum dedim. Belki gizli gizli bizi de vatan hainiyle suçlamışlardır bilemiyorum. Ama dediğimiz oldu. Akıl için yol bir. Yönetmelik derhal, derhal hukuka aykırı görüldü ve o yönetmenin yür yürürlüğü durduruldu. Arkadan bu sefer basınla ilgili. Medya ile ilgili bir karar alındı. Basın mensuplarının emniyet binalarına girmesi yasaklandı. Biz yine dedik. Sesimi sesimizi duyuramıyoruz ayrı bir konu ama dedik ki yapmayın. Anayasaya göre basın hürdür. Onu kısıtlayamazsınız, sansür edemezsiniz. Niye niye basın hür? Toplumun menfaati onu gerektirdiği için. Her yere girmeli basın. Oralarda, çok affedersiniz, pislik var mı? Usulsüzlük, yolsuzluk var mı? Bunları tespit edip kamuoyuna, aziz milletimize duyurmalıdır. Peki. Yani basının hür oluşu, basının menfaati, sadece basının menfaati için değil, milletin menfaati içindir. Yasakladılar. Biz dedik ki etmeyin. O yasak da yargıdan geri döner. Danıştay derhal onun da yürürlüğünü durdurdu. Velhasıl e, basın şu an kanaatimiz odur ki, nefes almakta zorlanıyor. Olmadı bu sefer, idari işlemlerle, efendim, basını susturmak mümkün olmuyor. Bu sefer hakimler ve savcılar yüksek kurulu üzerinden hareket etmeye başladılar. Kanun çıkarma yoluna gittiler. Meclis birbirine girdi. Kafa göz yarıldı. E, biz içeride yine feryat ettik. Sesimizi duyuramadık, ayrı bir konu. Dedik ki, Hakimler ve savcılar yüksek gururunda yapılacak olan bu düzenleme anayasaya aykırı düşer. Kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı düşer. Çünkü anayasamıza göre kuvvetler ayrılığı temel ilkedir. Şu an zaten bu ilke yasama ve yürütmenin defakto olarak yani fiilen bir elde birleşmesi sonucu büyük ölçüde yara almıştır. Sayın Kamal bugün bir, ee... Bu konuyla ilgili olarak yine önümüzdeki programlarda size soru yöneltiriz. Fakat bir başka konuyu daha sormak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Buyurun efendim. Siz daha önce camiaya yönelik Sayın Başbakan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerini eleştirmiştiniz. Başbakan Erdoğan camiaya yönelik bir haşhaşi benzetmesinde bulundu. Bununla da kalmadı. Büyükelçilerle yaptığı bir toplantıda gittiğiniz ülkelerde anlatın diye talimat verdi. Son olarak bu konuyla ilgili ne söylemek istiyorsunuz acaba? Efendim hani şunu ifade ettik ya biraz önce Cumhuriyet savcılarının bir suç ihbarı aldıkları zaman nasıl işlem yapmaları gerektiği hususunda hukuki durumu arz etmiştim. İddian olay araştırılacak, soruşturulacak falan falan. Eğer ortada ciddi bir delil varsa iddianame hazırlayacak. Mahkemeye sunacak. mahkeme yargılayacak vesaire. Ancak hüküm giyildikten sonra, karar kesinleştikten sonra o fail hükümlü durumuna geçer. E şimdi haşhaşi benzetmesi kanaatimce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanının asla ve asla kullanmaması gereken bir ifadedir. Haşhaşiler Fatimi hükümdarlarından Hasan Sepah zamanında oluşturulmuş bir e, suikast örgütüdür. Tetikçi, esrar keş. Ha, haşhaş, haşhaş, kullanıyorlar, uyuşturucu vesaire. Kendi şuurlarını şey yapıyorlar. Nitekim o duygularla 1092 yılında Selçukluların büyük veziri Nizamül Mülkü şehit etmişlerdir. Şimdi belli camiaya Sayın Başbakanımızın e, hitap ettiği yahut suçlandırdığı o camiayı düşünelim. O camianın ben haşhaş kullandıklarına ihtimal vermiyorum. Bu bir. iki. bu zamana kadar herhangi bir insan için suikast hazırlıklarına ilişkin de bir suçlamaya şahit olmadık. Bunun ilk ve son örneği Sayın Başbakanımızın kullanmış olduğu ifadedir. Yani kabul edilemez bir durumdur diye düşünüyoruz. Asla. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sorularımıza ben cevap de verdiğiniz. teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar olsun efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler Haber Özel'in bugünlük sonuna geldik. Haftaya bir başka konu ve konukla yeniden huzurlarınızda olacağız. Sıcak gündemi Samanyol Haber Televizyonu ekranından takip etmeye devam edin diyoruz.